klimalar hava yoluyla bulaşan mikroorganizmaların da kaynağı olabiliyor. Ortamlarda bulunan klimaların eğer hijyeni ve temizliği yapılmazsa lejyonel adı verilen bir bakteri üretmektedir. Akarsu, nehir, göl, sauna, hamam, jacuzzi, fıskiye, havuz, duş başlığı gibi sulu ve nemli ortamlarda ya da klimalardan üreyen bu bakteri solunum yoluyla bulaşmaktadır. Aslında her gün karşılaşılan bu bakteri, bağışıklık sistemi güçlü olmayan kişilerde ilk olarak üst solunum yolu hastalığı olarak kendini gösterir. Tedavi edilmediğinde ise akciğere yerleşerek zatüreye sebep olabilir. Bu durum kişiyi komaya kadar götürebilecek bir sürece yol açabilir. Memuriyel Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Alerji Bölümünden Uzman Doktor Fisun Sosyal, dikkatsiz ve yanlış kullanıldığında zararlı etkileri kaçırılmaz olan klimaların yol açtığı hastalıklarla belirtileri hakkında şu bilgileri verdi. Klimalar glibar enfeksiyonlar, bazı viral üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, kas ağrıları, kas tutulması, yüz felci ve klimalardaki bakterilerin yol açtığı zatüreye neden olur. Özellikle çocuklar, yaşlılar, üst ve alt solunum yoluyla ilgili kronik sinüzit ve bronşiti olanlar klima kullanımında tehlike altındadır. Klimaların direkt olarak kişinin üzerine soğuk hava üflemesi, yüzdeki sinir kılıfı üzerine etki ederek ödem ve yüz felci oluşturabilir. Klimaların üflediği soğuk hava ve ortama yaydığı tozlar, özellikle alerjik bünyeli kişilerin şikayetlerini ve krizlerini tetikleyerek astım krizlerinin ortaya çıkmasına ve şiddetli kuru öksürüklerinin oluşmasına yol açabilir. Bu nedenle alerjik bünyesi olan kişilerin ani ısı değişikliklerinden kaçınmaları gerekir. Peki lejyoner hastalığı nedir? Klimalar yoluyla bulaşan hastalıkların en önemlisi legionella panumesi olarak adlandırılan zatüredir. Bu hastalık ilk kez 1976 yılında Pensilvanya'da lejyonerlerin yaptığı bir toplantıda salonda bulunan kişilerde görülmüş ve bunun havalandırma sisteminden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Hastalığın tanınmasıyla birlikte bu zatüre tipinin alışılagelmiş zatüre belirtilerini göstermediği fark edilmiştir. Hastalığa neden olan ise klima sistemindeki bir bakteridir. Bu bakteri klimaların filtre sistemlerinde uygun nem ve ısıda üremekte buradan da ortam havasına dağılmaktadır. Hastalık insandan insana bulaşmamaktadır. Peki lejyoner hastalığının 9 belirtisi nedir? Ateş, halsizlik, eklem ağrısı, geçmeyen kuru öksürük, balgam çıkarma ihtiyacı ve balgam çıkarmada zorluk, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, nefes darlığı ve uykuya meyilli olmaktır. Riskli gruplarda ise klimatize işyerleri ve büyük otellerde çalışanlar ve havalandırma işçileri bulunuyor. Bakteriyi alan kişinin vücut direnci de çok önemlidir. Bebek, çocuk ve yaşlılar, şeker hastaları, alkolikler, kortizon tedavisi alanlar, kemoterapi görenler, böbrek yetersizliği ve kronik akciğer hastalığı bulunanlarda hastalığın oluşumu daha yüksek orandadır. En yaygın kolaylaştırıcı faktör ise sigara içimidir. Lejyoner hastalığının belirtileri nelerdir? Hastalarda tipik zatürreden farklı olarak akciğere ve solunum sistemine ait şikayetler ön planda değildir. İlk 24 ila 48 saat içinde halsizlik, kırgınlık, yaygın kas ağrıları, şiddetli baş ağrısı ve huzursuzluk vardır. Daha sonra ateş ve ilk iki günde yoğun olmak üzere kuru öksürük görülür. Bulantı, kusma, karın ağrısı gibi sindirim sistemi bulguları ortaya çıkabilir hastaların %20'sinde sinir sistemi bulguları, ajitasyon, konsantrasyon bozuklukları hatta komu hali görülebilir. Hastalık nasıl tedavi edilir? Hastalığın önlenmesi için hem yaşanılan ev hem de otel ve hastane gibi büyük yapılardaki klima sistemlerinin uygun bir şekilde bakımlarının yapılması gerekmektedir. Hastalığın tanı ve tedavisi için de doktorun hastayı özellikle klima hastalığı açısından değerlendirmesi önemlidir. Hasta öyküsünde klima maruziyeti olması veya gidilen bir otel ya da tatil köyü olup olmadığı suyla fazla temas durumu gibi konular sorgulanmalıdır. Hastalığın tedavisinde 15 ila 21 gün süreyle hastalık yapıcı bakterilere yönelik antibiyotikler kullanılır. Uygun antibiyotiğin uygun dozda ve sürede kullanımıyla hastalık tamamen iyileşmektedir. Klimaların zararlı etkilerini en aza indirmek için ne gibi önlemler alınmalıdır? Klimaların bakımı ve temizliğinin her yıl ciddi ve düzenli olarak yapılması çok önemlidir. Bakteri filtresi kullanılmalıdır. 25 derecelik sıcaklık en uygun ısı derecesidir. Ortamın aşırı soğutulmamasına dikkat edilmelidir. Klimaların üflediği havaya direkt maruz kalmamaya özen gösterilmelidir.